Haber Ajansı'ndan iyi akşamlar. Ben Şule Baydın. Yaklaşık bir ay önce Ramazan'ın başında yine sokaklarda yapılacak caddesindeydik. Halkın nabzını yoklamıştık. Ramazan ayına nasıl girdiler? Şimdi ise Ramazan ayı bitiyor. Bayrama nasıl girecekler diye vatandaşlara Sakarya halkına soracağız. Hadi bakalım. Yani tabii ki böyle yani bir sevinçler böyle pandemiyi de atlattık daha güzel bayramı. Atlattık tabii ki. Geçen yani özledik. Yani insanlar bir arada olmayı yani özledik yani. Büyüklerimizi özledik. Küçüklerimizi özledik. Tabii ki paylaşımı özledik. Bunlar yani hep unutuldu yani. Bayağı unuttuk bu. Bayağı ara oldu yani. İnşallah güzel. Bunlara kavuşmayı bekliyoruz. İnşallah. Yani çok umutluyuz inşallah. Savaş abi. Her şey güzel gidiyor. Doğru gidiyor yani inşallah. Çok teşekkür ederim. Bu bayram umutluyuz yani. İnşallah. Çok teşekkürler. İyi günler. Ramazan röportajları yapıyoruz. Ramazan bitmek üzere, bayram geliyor. Ramazanınız nasıl geçti? Önce onu sorayım. Vallahi çok güzel geçti. Çabaları sıcak değildi. İyi geçti bizim adımıza. İşletme olarak nasıl geçti? İşletme olarak biraz durgun ekonomiden dolayı. Biraz durgun. İnşallah daha iyi olur Ramazan'dan, bayramdan sonra. Peki bayram için beklentileriniz nelerdir? Ne umuyoruz bayramda? Çalışıyoruz. Çalışacağız değil mi? Beklentimizi ben büyüdüğümüz çocuklarıyız. Olsun, beklentiniz olsun, daha gençsiniz. Her zaman beklentimiz var. Küçüklük bayram... bayramlarınızı hatırlıyor musunuz? Küçük yani. Yani çok da büyük. Güzel değil mi? Tabii tabii. Akrabaya giderdik, para toplardık, şeker toplardık o zamanlar. Geleneğimiz. Evet. Artık onlar da kalmadı çünkü çalışıyoruz. Bir yere gidemiyoruz artık. Neyse. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar diliyoruz. Hoşçakalın. Ve Sakarya halkımıza sormuştuk. İçeride kimse yok değil mi? Bayramdan neler yapıyor? İçeriden bakabiliriz efendim. Evet beyefendi, esnafsınız. İlk önce Ramazanınız nasıl geçti? Ramazanımız güzel geçti. Hiç problem yok. Allah'ım gene bereketini bizden esirgemedi. Yaklaşık birkaç gün sonra bayram geliyor. Bayram evet. Aklımızda. Biz de iple çekiyoruz bayramı. Eski bayramların tadı kalmadı. Yaşımız çok genç olsa da yani büyüklerimizden dinlediğimiz kadarıyla, internetten veyahut da tarihimizde araştırdığımız kadarıyla yani çok tatsız, tuzsuz geçiyor artık. Çocukken bayramları hatırlıyorsunuz. Yani çocukken hatırlıyoruz tabii ki. Önceden, evet, önceden sürekli mesela kapı çalma vardı, şekerdir, para toplama huylarımız. Hatta şey yapardık, önden birkaç kişi yollardık, para veren evleri tespit edip peşine hepimiz birden koşardık. Evet. Şimdi birbirlerini şimdi arayan insanları bile çok zor buluyor. Aslında durumdayız. Cesaret edilemiyor kapı çalmaya. Yani. Güvenlik açısından, hem çocukların hem de insanların güvenliği açısından evet. Kapı çalmalar bitti. Evet, onlar bitti. Artık yani kültürümüzün de yavaş yavaş öldüğü de çok açık, bariz bir görüntü olarak gözüküyor. Size hayırlı işler dilerim. Çok teşekkür ederim. Bol kazançlar diliyorum. İyi bayramlarınız olsun. Sizin de iyi bayramlarınız olsun. Çok teşekkürler. Sizi gördük. Sakarya Haber Ajansı'ndan. Malumunuz bayram. Ramazan'ındayız. Nasıl geçiyor? Olur sorun. Gayet güzel. Nice bayramlara, nice Ramazanlara görüşmek istiyorum. Peki bayramdan beklentileriniz ne olacak? Neler yapacaksınız? Valla hiç beklentimiz yok. Ticaret yapıyoruz. Ticaret yaptığımız için devamlı işimizin başındayız. Biz bu yıllar tabii çalışacağız. Ailenizle bayram geçiremeyeceksiniz. Geçiriyoruz ailemizi. İlk gün, diğer iki gün bayram geçiriyoruz. Ondan sonra çocuklarımızı gezdiriyoruz. Eski bayramları özleyemiyor musunuz? Tabii ki. Özlenmiyor. Ne fark var? Çok fark var. Bayramlar yani eskisel herkesi tanırdık, herkese selam verdik, herkese bayramını söyledik. Şimdi öyle olmuyor. Kültürümüze sahip çıkamıyoruz. Gelenek geleneklerimize sahip aynen çıkamıyoruz öyle. Değil mi? Aynen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdiden bayramlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Esnaflarımıza bayram burası Gülay Giyim, hoş geldiniz. Yani biz rastgele geliyoruz, esnaflarımızı böyle soruyoruz. Hoş geldiniz. Ramazan'la ilgili düşüncelerini biliyorsunuz, Ramazan'a gitmek üzere. Evet. Bayramımıza çok az kaldı.
bayramda işler nasıl olacak? Bayramda işler yani piyasada olan bir ekonomik süreç ve mal tedarinde olan bir zincirde olan bir sıkıntıdan dolayı bayramda işler bir tık malsızlıktan dolayı yavaş gidiyor ama çok şükür daha önce hazırlık yapmıştık. Daha önce bugünlere hesap ederek hazırlık yapmıştık. Bizim için iyi ama piyasanın duyduğumuz çok yoğun olmadı ama olana şükür diyoruz. Evet. Mutluyuz, memnunuz. Genel olarak sadece konfeksiyon üzerine de tüm esnaflarda böyle bir durgunluk var. Ne kadar bayram da olsa biraz hareketlenme gözükse bile eskiye nazara biraz durgunluk var elbette. Bence ona katılmıyorum. Evet. İşini güzel yapan koleksiyonu, bizim sektör için konuşuyorum yani diğer sektörleri bilemem. Koleksiyonunu güzel hazırlayan, işini güzel takip eden, modayı güzel takip eden, zamanında ürününü indiren, ürünü en güzel endeksi fiyatı yapan kişi bizim sektörde işi götürdü. Tabiri caizse ben sadece ekonomik kriz var ya şu sıralar o açıdan dedim. Bütün esnafta biraz durgunluk var bayram üstünde. Hareketlenme gözüküyor ama bütçe meselesi. Dediğim yani şeylerle aslında paralel. Bütçeden ziyade insanlara en son modayı, en son modern yani her sektördeki modernliği yakalayabilirsek insanlar o modernliği satın alıyor. Ama diğerinde yenilik yapmayarak hep aynı, hep ritüel tabii hareketler yapıp da güncellenmeyen, kendisini güncellemeyen insanların da eski işleri beklemesi bana göre mucize olur. Yani Meryem Ana misali olur bu iş. Bayram için düşüncelerinizi alayım genel olarak. Tamam, esnaf olarak anlattınız. Eski bayramları özlüyor musunuz? İki seneden beri bayram yoktu. Vardı ama evet, yoktu. Maalesef. Büyüklerimizi ziyaret edemiyorduk, ellerini öpemiyorduk. Onlar bize gelemiyordu, biz onlara gidemiyorduk. Bu bayram onun bir heyecanı var. Evet. Havalar biraz yağışlıymış ama bunu da artık o da Rabbimin bereketi diyeceğiz. Evet, bundan şükür. İki seneden beri gerçekten şimdi konuşurken de tüylerim diken diken oldu. İki seneden beri beklenen bir şeydi. Maalesef. İnşallah güzel olacak, daha güzel olacak. Evet. İnşallah böyle Allah böyle doğal afetlerden, hastalıklardan hepimizle korusun. Tamam. İnşallah böyle de devam eder. Güzel günler daha güzel göreceğiz inşallah. İnşallah. Ben şimdiden bayramımızı kutluyorum. Biz de kutlarız. Herkese çok sağ olun. Herkese sağlıklar diliyorum. İyi akşamlar. Tamam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, caddede yürüyoruz. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bayram hazırlıkları var mı? Vatandaş ne durumda? Bir de Sakaryalı'nın namzına dokunacak. Ayakkabımız var. Bayram nasıl geçecek sizce? Bayram? Bu bayram. Evet, bu bayram. Hazırlık yapıyoruz sanırım. Ufaklığa mı alıyoruz ayakkabımızı? Ufaklık köyde, tamam mı? Köyde olduğu için bu kadar kalabalık insanı görünce biraz şaşırdı çocuk. Bayram için beklentileriniz nelerdir beyefendi? Bayram için beklentilerimiz çok pahalı. Her şey pahalı değil mi? Aynen, çok pahalı olduğu için. Alım gücü azaldı. Alım gücü azaldı ama yine de şükür diyoruz. Ne yapalım buna da? Kendinizi alabildiniz mi kovun? Kendimi alabildim. Eyvallah. Öncelik ona. Tabii kalanla kendimizi idare edeceğiz. Teşekkür ederim. İyi bayramlar. Biz teşekkür ederiz. İyi bayramlar efendim. Görüşmek üzere. Şöyle bir gezmeye devam edelim. Hanımefendi, bayram için hazırlık var herhalde. Kendinize mi? Kendinize mi bayramda görüşürüz? Yok, annem için alıyorum. Annem için. Evet. Çok yabancı mısın? Yabancı. Yabancı. Iraklıyım. Iraklısın. Evet. Türkçe güzel. Evet. Ayakkabı mı bakıyoruz bayram için? Evet. Türkçe bilmiyoruz. Siz de bakıyorsunuz. Nasıl geçti Ramazan? İyi. Zor değil. Çok kolay geçti yani. Güzel geçti. Evet. Bayramı hak ettik diyorsun. Evet, aynen. Ramazan mübarek. Evet. İyi bayramlar diliyorum. Ayağınızda paralansın. Türkçe'de böyle söyledim. Ayağınızda paralansın. Öğrenmiş olun. Yeni alınan ayakkabı için genelde. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Beyefendi, siz de sevmişsiniz. Güzel. Türkçe biliyor musunuz beyefendi? Türkçe. Bilmiyorum Türkçe. Konuştunuz ama. Bayramlık mı alıyorsunuz çocuklarınıza? Bayramlık mı? Yani çocuk işi. Heh, bayramlık ayakkabı bakıyorsunuz. Bayram için ne bekliyorsunuz? Ne olsun bayramda? Bayramda ne olsun? Türkçe bak konuşabiliyoruz. Sizin orada bayramlar nasıl geçer? İyi. İyi geçer. Ayakkabı alırsınız değil mi bayramda? Şeker tamam alırsınız. Kardeşimle de bakalım. Şeker toplar mısınız bayramda? Ve memlekette şeker toplar mısınız bayramda? Evet, çok topluyorsunuz. Bayram güzel geçecek değil mi?
Evet, güzel. İyi bakın. Size de iyi bayramlar diliyorum şimdiden. Hoşçakalın. Ne anlatacağız ben peki? Zor sormayacağım. Evet. Sakarya'nın nabzını dokunmaya devam ediyoruz. Ramazan evet. ayını bitirdik. Şimdi de bayramı karşılayacağız. Bakalım. Bir bayram nasıl? Valla iyi geçsin gibi yani. İyi geçsin istiyorum. Çok şey... Beklentileriniz yok. Valla ben iyi düşünüyorum, iyi olsun her şey. Geçmiş bayramlara göre kıyaslarsan. Evet. Daha mı güzeldi? Şimdi yok, geçmiş bayramlar daha güzeldi. Şimdi tabii. Mesela o bayramda bir hafta kalan olan bir heyecan yok. Ne değişti peki? Hiçbir onu anlamış değilim. Ne değişti? İnsanlar mı değişti? Dünyanın farklı boyutları algılaması dünya mı değişti? Dünya değişti. O hani böyle bayram gidiyor da heyecan yapar mı? Yok şimdi. Aslında gelenek göreneklerimiz değişti. Dünya yine aynı. Aynı. İnsanlar değişmiş olabilir. Geleneklerimiz evet. göreneklerimiz sadece aynı. Aynen. 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 Ramazan ayını bitirmek üzere bayram geliyor dikkatli. Bayram hakkında bir düşünceleriniz var mı? Bayramlar güzeldi. Nice bayramlara diliyorum. Nice böyle güzel bayramlara. Beklentiniz de bu bayram. Bu bayram beklentim. Esnaf mısınız? Evet, esnafız burada. Tabii malumunuz esnaf. Evet. Ülkemizin daha ekonomik açıdan, güvenlik açısından daha iyi olmasını diliyorum. Daha ne diyorum? Ferah. Evet, ferah. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, biz vatandaşların fikrini almaya devam ediyoruz. Beyefendi, mübarek Ramazan ayı bitmek üzere. Nasıl geçti? Önce onu sorayım. Çok şükür. Rabbimize çok şükür. Valla çok güzel geçti. Havalar da senin gidiyordu. Harika bir Ramazan. Birkaç gün sonra bayramı karşılayacağız i̇şte inşallah. Onun için geldik zaten. Evet. Onun için geldik. Şu güzelliği görmek için geldik. Arkadaşlarımızı görmek için geldik. Bayramdan beklentileriniz var mı? Bayram, iki seyreden beri yapamadık. İnşallah bir Türkiye olarak, adam olarak çok güzel şeyler bekliyoruz yani. Çok güzel geçecek gibi geliyorum. Nasıl geçireceksiniz bayramı? Buralarda, adam adamına. Ailenizde. Ailenizde yani ama çok özledik. Rabbim bunu bize evet. gösterdi. İnşallah daha da güzel olacak inşallah. Çok teşekkür ederim. Ne demek? İyi bayramlar. Ben de teşekkür ederim. İyi bayramlar.